Herkese merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinem. Yine bir film önerileri videosuyla beraberiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet dostlarım, bugün sizler için yine 10 tane 18 yaş altı için sakıncalı olabilecek film önerilerinde bulunacağım. Günahlarla dolu bir video olacak. Önce onu söyleyeyim. Çünkü bu videoda seçtiğim filmlerin neredeyse hepsi insanların girdiği günahları temel alan, insanların eline güç geçtiğinde ne kadar şiddet yanlısı olabileceğini gösteren filmlerden oluşacak. Yani özel bir konsept hazırladım. Daha çok böyle yargı dağıtacağımız bir video olacak yani. Aklınızda bulunsun. Hadi ilk filmle başlayalım. Evet, ilk bahsedeceğimiz filmin adı Mama. Film Netflix'te yer alıyor ama bu video yayına çıktığım zaman Netflix'ten kaldırılabilir. Emin değilim yani. Bir takım böyle mesajlar alıyorum arkadaşlar. Film önerilerinde bulunduğum videolarda. Film açılışı bir babanın iki tane küçük kızını alıp ormanın derinliklerinde yer alan kulübeye götürmesiyle başlıyor. Sonrasında baba bu kulübede gizemli bir şekilde öldürülüyor. Ve kızlardan 5 sene boyunca hiçbir şekilde haber alınamıyor. Çünkü babası kızları oraya götürürken nereye götürdüğünü hiçbir şekilde kimseye söylememiş. Amcası 5 yıl boyunca kızları arıyor ama bir türlü ulaşamıyor. 5 sene sonra tesadüfen bu kulübenin içerisinde bulunuyorlar. Tabii ki amcası hemen devreye giriyor ve kızları kız arkadaşıyla beraber sahipleniyorlar ve bakmaya başlıyorlar. İlk başlarda kızların bu uyumsuzluk problemlerinin travma ve stresten kaynaklandığı, 5 yıl boyunca yalnız oldukları için doğada ondan kaynaklandığını düşünüyorlar. Ama Annabel, yani amcalarının kız arkadaşı, olayın bu şekilde olmadığını, kızların bir ruh tarafından rahatsız edildiğini ve kızların o ruha mama diye seslendiğini fark ediyor ve işler bu noktadan sonra ilerlemeye başlıyor. Böyle kötü ruh temalı filmleri seviyorsanız bu filmi çok seveceğinizi düşünüyorum. İkinci olarak distopya temalı 28 gün sonra isimli bir filmden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben salgın temalı filmleri gerçekten çok severim. Her ne kadar son bu 2020'lerden sonra çekilenleri pek beğenmiyor olsam da 2000'lerin başındaki filmler bayağı başarılıydı bence. 28 gün sonra da bunlardan biri. Zaten bu film çok sevildiği için 28 hafta sonra diye ikincisi de çekilmişti. Ama benim beğendiğim 28 gün sonra, çünkü ben genelde ilk filmleri hep daha çok sevmişimdir. Bu filmde de hastalıklı bir şempanzeden kapılan hastalıktan bahsediliyor. Bu hastalık insanları öldürmüyor, birer zombiye çeviriyor ve dehşet saçan birer zombiye çeviriyor arkadaşlar. Yani sağlıklı gördükleri kişileri öldüren birer zombiye dönüşüyorlar ve sürekli kan kusuyorlar, gözleri kırmızıya dönüşüyor falan. Yani bayağı tedirgin edici varlıklara dönüşüyorlar. Bu noktada da askerden yardım alınması gerekiyor. Askerler hem bu hastalığı kapmayan insanları sığınaklara götürmekle sorumlular hem de bu hastalığı kapanlarla savaşmak zorundalar. Fakat askerler ellerine geçen bu gücü doğru kullanabiliyorlar mı? İşte bu noktada filmde bir birazcık işler karışıyor. Bu da eline insanların güç geçtikten sonra neler yapabileceğini gösteren filmlerden bir tanesi olarak sayılabilir. Üçüncü sırada Kan Gölü isimli bir film var arkadaşlar. Ben bu filmin bayağı bir etkisi altında kalmıştım izlediğim zaman. Bu videoyu çekmeden önce de tekrardan bir izledim ve tekrardan etkisi altına girdiğimi söyleyebilirim. Ben çok etkileyici ve altında çok alt metin barındıran bir film olduğunu düşünüyorum. Bunların genelde bu tarz böyle şiddet filmlerinin, hani derler ya, içi boştur, öylesine sadece insanların kafasını meşgul etmek için, zaman geçirmesi için çekilir derler ya, ben Kan Gölü'nün açıkçası öyle olduğunu düşünmüyorum. Altında fazlasıyla mesaj barındıran değişik slasher tarzı filmlerden bir tanesi. Filmde de gözlerden uzak bir yerde güzel vakit geçirmek isteyen mutlu çiftimizin başına bela olan kasabanın gençleri konu alınıyor. Öyle böyle bir bela değil arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde insanlara rahat vermiyorlar ve finalinde ciddi anlamda şok oluyorsunuz. Ailede görülen şiddetin aslında çocuklara nasıl yansıdığını ve çocuklar büyüdüğü zamanda da bu şiddetin onlara nasıl etki ettiğini görebileceğimiz nadir, güzel, anlamlı filmlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani her şey ailede bitiyor arkadaşlar. Siz nasıl bir ailede yetişiyorsanız bir şekilde onlara dönüşüyorsunuz. Dördüncü sırada biraz komik, biraz sakıncalı, biraz amatör bir filmden bahsedeceğim. Filmimizin adı Dish Teeth. Çok eski bir efsaneye dayanan filmlerden bir tanesi aslında. Vagina dentata rahatsızlığına sahip olan Dawn isimli bir genç kızın hikayesine şahit oluyoruz. Bahsettiğim hastalık da vajinada yer alan dişler arkadaşlar. Şimdi bu olay birazcık daha böyle teenage, daha böyle ergen bir şekilde anlatılmış olsa da aslında Kızılderili efsanelerinden bir tanesi. Böyle kadınların olduğuna inanılıyor ve böyle kadınlardan gerçekten korkuluyor. Ama filmin tabii ki
alt metinleri de var. Mesela Dawn evdeki üvey abisi tarafından tacize uğruyor. Annesinin bir rahatsızlığı var. Bu şekilde bu özelliğini kullanmaya yönlendiren, böyle kötü olmasını tetikleyen durumlar da oluşuyor. Yani böyle garip filmleri izlemeyi seviyorsanız bakmanızı tavsiye ederim. Sırada da Orman isimli bir film var. Bu film Japonya'da yer alan ünlü intihar ormanında geçiyor arkadaşlar. Belki biliyorsunuz. Bu ormana gidip insanlar intihar ediyorlar Japonya'da. Hatta bir sürü tabela falan var intihar etmeyin şeklinde. Ama yine de intihar etme ormanı olarak kullanılıyor. Bu filmde de bu ormanda kız kardeşi kaybolan bir kadının hikayesine şahit oluyoruz. Kız kardeşinin kaybolduğunu öğrenen Sara bu gizemli ormana gidiyor ve bu ormanda yer alan kızgın, işkence görmüş ve onlara yaklaşmaya cesaret eden ruhlardan beslenen varlıklarla mücadele etmeye başlıyor kız kardeşine ulaşabilmek için. Tabi filmin içerisinde farklı farklı hikayeler de var. Onlar da bayağı bir merak uyandırıcı. Farklı karakterler var. Sara'nın aynı zamanda onlarla olan mücadelesine falan da şahit oluyorsunuz. Oyunculukları falan da çok güzel olan gizemli filmlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu ormandan bahsedilen en güzel filmlerden de bir tanesi. Sırada Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı 8 mm isimli bir film var. Bu film benim seneler önce izleyip çok etkilendiğim filmlerden bir tanesidir arkadaşlar. O yüzden bu listede yer vermek istedim. Biraz acımasız bir film. Gerçekten rahatsız oluyorsunuz birçok noktada. Ama hani böyle bu tarz dedektiflik temalı falan filmleri seviyorsanız hoşunuza gidecektir. Filmin konusu da Tom Welles isimli oldukça yetenekli bir özel dedektif olan, yani Nicolas Cage'in canlandırdığı adam bir gün çok garip bir dava ile karşılaşıyor. Kaybolan bir kızın bulunmasını istiyorlar kendisinden. Ve kızı ararkenki çıktığı yolculuklarda rastladığı şeyler adamı dehşete düşürürken aynı zamanda biz de dehşete düşürüyor. Çok sert gerçekçi filmlerden bir tanesi arkadaşlar. Buna da bakmadıysanız eğer bakmanızı tavsiye ediyorum. Sırada çok travmatik bir hikayesi olan Brimstone isimli bir film var. Ben bu filmi izlerken gerçekten çok rahatsız olmuştum. Özellikle din baskısının yer aldığı filmler beni çok geriyor. Bu filmde de aynı şey var. Liz, çocuk hocası ve çocuklarıyla beraber sıradan bir yaşam süren çok mutlu bir genç kadın aslında. Bir gün kasabaya bir peder geliyor. Liz'in de bu pederle çok travmatik bir geçmişi var. Peder bu kasabaya geldikten sonra Liz yine bir kadının doğumuna yardımcı olmak için yanına gidiyor ve doğum esnasında yaptığı bir hamle sebebiyle bir anda kendini yargılanırken buluyor. Hem kendini hem çocuklarını hem de kocasını bu pederden kurtarması gerekiyor ve büyük bir hayat mücadelesi başlıyor. Tabi bu hayat mücadelesini izlerken aynı zamanda Liz'in geçmişine de şahit oluyoruz ve bu pederle olan geçmişinin neye dayandığını da görmüş oluyoruz. Bayağı etkileneceğinizi düşünüyorum. Zaten oyunculuklar falan da çok başarılı. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Sıradaki filmimizin adı Dogville. Nicole Kidman başrolünde yer alıyor bu film. Herkesin sevebileceği tarzda bir film olduğunu düşünmüyorum. Birçoklarını sıkılabilir aslında ama insanların eline bir güç geçtiği zaman neler yapabileceğini gösterebilen güzel filmlerden bir tanesi olduğu için bu listede yer vermek istedim. Nicole Kidman Grace isimli bir karaktere hayat veriyor filmde. 1930'lu yıllarda Rock Dağları'nın eteklerinde yer alan bir köye gangsterlerden kaçarak giden Grace'in başına gelenlere şahit oluyoruz film boyunca ve Grace'in çaresizliğini kullanarak insanların neler yapabileceğini, içlerinden neler çıkabileceğini görüyoruz. Her türlü şiddet, her türlü cinsel istismar, her türlü manipülasyona şahit oluyorsunuz film boyunca. Birazcık böyle tiyatral bir hava vermişler filme ama filmin sonu için izlenmeye değer gerçekten. Filmin sonuna bayılacağınızı düşünüyorum. Şahsen benim içimin yağları eridi. Sırada Beşikteki El isimli bir film var. Bu film de böyle insanı tedirgin edici filmlerden bir tanesi aslında. Ben böyle bu tarz filmlerden gerçekten çok etkilendiğimi fark ettim. Hani çocukken ya da işte gençlikte izlerken falan bu kadar içselleştiremiyorsunuz filmleri ama gençliğinizde izlediğiniz filmleri bu yaşlarınızda tekrardan izlediğiniz zaman size daha bir gerçekçi, daha bir korkutucu gelmeye başlıyor. Bu film de onlardan bir tanesi. Peyton isimli bir karakterimiz var. Kendisi evli, çocuğu var. Aynı zamanda hamile. Eşiyle de çok mutlu. Fakat bir gün bir muayeneye gittiği zaman bebeğiyle alakalı doktorunun onu taciz ettiğine dair bir hisse kapılıyor ve doktoruyla alakalı bir şikayette bulunuyor. Doktoru bunu kaldıramıyor ve intihar ediyor. İntihar ettikten sonra da doktorun karısı bu aileden intikam almaya karar veriyor ve intikamı doğrultusunda yaptığı şeylere gerçekten inanamıyorsunuz. Cana kastetmek denen şey bu filmde de geçiyor.
geçerli. Yani insanların diyorum ya, eline böyle bir koz verildiğinde neler yapabileceği gerçekten inanılmaz. Sırada yine 28 gün sonra temalı bir dünyanın sonu ya da işte bir salgın sonrası olan olaylardan bahsedilen bir film var. Bu da bence en iyilerden bir tanesi arkadaşlar. Filmimizin adı Körlük. Ama böyle simsiyah bir körlük değil, beyaz körlük olarak geçiyor. Zaten bir kitap uyarlaması. Bunda da aynı şekilde işte insanların işte güç savaşı doğrultusunda neler yapabileceğini gösteriyor. İçerisinde yer alan bastırılmış o şiddetin işte ellerine bir güç geçtikten sonra nasıl ortaya çıktığını gösteren filmlerden bir tanesi. Yolda giderken aniden kör olan bir adam evine geliyor. Karısıyla konuşurken karısı da kör oluyor. Sonra bir göz doktoruna gidiyor. Sonra o göz doktoru da kör oluyor falan. Böyle salgın şeklinde devam ediyor bu körlük. Sonra ilk kör olan insanları hastane gibi bir yere almaya başlıyorlar. Hani diğer insanlara geçirmesinler diye ve onları orada kaderleriyle baş başa bırakıyorlar. Ve bu noktada başlarına gelecek cinsel istismarlara ve manipülasyonlara şahit oluyoruz. Yani dediğim gibi bayağı rahatsız edici filmlerden bir tanesi ama salgın temalı, distopya temalı filmlerin de en başarılarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Umarım bu filmleri de seversiniz. Filmleri izledikten sonra aşağıdaki yorumlar kutucuğuna gelip bana yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz ve kanal bildirimlerini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip etmeniz çok 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 mutlu olmama sebep olacaktır. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın.